Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha sizlerleyiz. Bu defa neyi inceliyoruz? Satın almadığımız bir ürünü inceliyoruz. Çok sevdiğimiz bir abim tarafından hediye edilen bir daktiloyu sizler için kurcalayacağım. Sizlere anlatmaya çalışacağım. Nedir bu kutu? Bu kutuda ne var? Zamane laptopu. Eskinin dizüstü bilgisayarı. Şöyle açıyorsunuz ve kutudan böyle bir arkadaş çıkıyor arkadaşlar. Bu eski ofis makinalarına bir hayranlığım var, bir merakım var. Daktilo olsun, fasit olsun, hesap makinesi olsun. Bu daktilo da uzun zamandır elimde. Hemen hemen hiç kullanılmamış bir daktilo. Bu konuda merak duyan arkadaşlara kabaca bir fikir sahibi vermeye çalışayım. Daktilo mekanik bir alet. Hani liseliler bilmez falan derler ya, o hesap genç arkadaşların bilemeyeceği bir alet diyebilirim. Mekanik bir alet. Buradaki tuşa basıyorsunuz. Buradaki kol gidiyor. Kabartmalı kol. Buradaki mürekkep geçen şeride bir baskı uyguladığı zaman kağıdın üzerine bir düşüm yaratıyor. Çalışma mantığı bu. Nedir bu aletin markası? Şöyle arkasını çevirip göstereyim. Silver Seiko diyor. Japon markası. Nasıl çalıştığına gelirsek. Bir tane kağıt alıyorsunuz arkadaşlar. İki seçeneğiniz var arkadaşlar. Ya böyle kağıdı koyup şuradan şu kolu çevirerek merdanenin buraya sıkıştırıyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş. Ya da şurada gördüğünüz gibi bir kol var. Bunu geri ittiriyorsunuz. Şu merdane biraz boşa çıkıyor. Kağıt direkt kendisi geliyor. Şöyle takalım. Şimdi bu kolu kaldırdık. Bu merdane boşa çıktı arkadaşlar. Kağıdı şu şekilde eşitliyorsunuz iki ucunda. Sonra kolu kapatıyorsunuz. Sonra buradan başa dönüyorsunuz böyle. Böyle çektiniz. Buraya kadar geldi. Neden buraya kadar geldi? Çünkü bakın şurada satır başı yapabileceğiniz bir yer var. Onu mesela böyle 5 milimetreye aldık. Biraz daha gelir bu kısım başa. Mesela bir satır bir şeyler yazalım arkadaşlar. Şu shift yapıyor. Büyük harfe geçiyor. Böyle komple basılı kalıyor. Bir tane vurduk böyle. Evet arkadaşlar böyle bir satır yazı yazdık. Evet arkadaşlar sevgili Yılmaz Erdoğan abimizin bir satırını buraya yazdık. Direkt aklıma o geldi. Şimdi daktiloyu tanıtmaya devam edecek olursam. Yani neyini tanıtayım daktilonun? Burada harfler var işte dostlar. Bir yok mesela bakın burada bir. 1, 2, 3, 4'te bir yok. Ne koyuyorsunuz yerine? I harfi koyuyorsunuz. Aha bu biri oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Böyle gidiyor mevzu. Şöyle başa geldiniz. Buradan yazdınız yazdınız. Mesela gittiniz sona. Sona gittiniz. Örneğin zil sesini duydunuz. Hatta kağıdın dışına çıktı. Neden? Bakın buradaki satır aralığı kolunu şöyle biraz da kağıdın kenarına ittireceğiz. Kağıdın kenarına ittireceğiz ki şuraya geldiği zaman şurada kalsın. Hani şurada mevzu bitiyor. Yazımız bozulmasın diye. Bakın buradan başa dön diyor bize. Bize makine daktilo başa dön diyor. Bu şekilde. Şu kısımdaki 0, 2, 1 ve nokta kısımları bu satırların aralığını belirliyor. Şu kolu şöyle yaptığımız zaman hani iki yazının arası ne kadar boşluk olsun onu belirliyor. Buradaki kol ittirdiğiniz zaman kağıdı boşa çıkarıyor. Söylemiştim. Şuradaki şu kol bastığınız zaman, çektiğiniz zaman böyle kaymasını sağlıyor buraya. Bu merdane. Burada ne var? Ha, paragraf başı yani yazının hani Word'de yapıyorsunuz ya iki yandan ne kadar boşluk kalsın diye. Şunlar onu belirliyor. İki mekanik kol. Bu şekilde. Burada siyah ve kırmızı şeridi var cihazımızın. Onu da buradan ayarlıyoruz. Şu altta kalırsa siyah, şu üstte alırsak yazı kırmızı yazıyor. Onu da hemen göstereyim size bir satır. Şimdi o zaman yeni cümlemiz Tolga'dan gelsin. Evet hemen yazıyoruz arkadaşlar. Tolga kim söylemişti bunu? Oscar Wilde. W bakın F klavye olduğu için nerelere koymuşlar. Fazla bizde lazım olmadığı için arkadaşlar. Oscar Wilde. Aynen. Evet bu cümle de Tolga'dan geldi. Ne demiş? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Oscar Wilde. Böyle biraz edebiyata kaçtı ürün tanıtımımız ama. Şimdi arkadaşlar
Bunu da böyle göstermiş oldum. Şuradan backspace, anlayacağınız gibi söylüyorum. Geri dönüyorsunuz. Buradan renk, harfler burada. Böyle shift yapıyorsunuz. Böyle caps lock oluyor bu basılı kaldığı zaman. Yani makineyi bildiğim kadarıyla bu şekilde. Evet dostlar, son olarak cihazın kapağını da çıkardım. Şu yüz kapağını. Burayı da görmenizi isterim. Burada mürekkep şeridi var, yazıyı oluşturan. Harflerimiz burada. Şöyle bastığım zaman görüyorsunuz. Buradan bir kol gidiyor. Şöyle gidiyor. Oradaki kolu hareket ettiriyor ve yazı oluşuyor. Yani inanılmaz basit ve zamanın ötesinde bir cihaz. Ben seviyorum. Fiyatları da çok fazla değil bunların. Merakınız varsa internetten bir yerlerden ikinci el bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İnsana yazma arzusu veriyor, aşka getiriyor. Söyleyeceklerim bununla ilgili bu kadar. Gerisini siz biliyorsunuz. Bu videoyu da burada tamamlamış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.